Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün öncelikle Manisa Valiliği tarafından başlatılan turizm seferberliği ve markalaşma projesinin tanıtım programına neden katılmadıklarını açıkladı. Birkaç hafta önce İl Kültür Müdürlüğü'nün bu organizasyonu yaptığını, Kula Belediyesi de dahil çeşitli kurumların yer aldığı davetiyede Manisa Belediyesi'nin olmadığına dikkat çeken Başkan Ergün şöyle konuştu. Valla tabii onun organizasyonu herhalde İl Kültür Müdürlüğü organizasyonu yapmıştı biliyorsunuz bundan 3-4 hafta öncesi. Kula Belediyesi'nin de çeşitli kurumların yer aldığı o davetiyelere baktığınız konumda bakarsanız Manisa Belediyesi'nin orada yer almadığını görmeniz gerekir. Biz bu oluşumun içerisinde kabul edilmedik herhalde bildiğim kadarıyla. Ve o mevcut ilk yapılan toplantı davetiyelerin içerisinde Manisa Belediyesi yoktu. Maalesef ki yoktu. Bu da üzüntü verici tabii. Üzüldüğümüz bir nokta. Ama ön yargılı değiliz hiçbir zaman. İsterdik ki Manisa şehrinin tanıtımı ve turizm marka olma yolunda ilerlediği bir noktada Manisa Belediyesi'nde bu oluşumun içerisinde olması gerektiğine inananlardanım. İnşallah bu yanlış da düzeltilir. Şimdi dünkü konuyla ilgili davetiye ulaştı. Ama bundan 3-4 hafta önce ilk yapılan Kula Belediyesi'nin de içinde yer aldığı bir toplantı daha yapıldı. Tanıtım yapılmıştı. O davetiyeleri eğer atmadıysanız bakabilirsiniz. Orada Kula Belediyesi ve diğer çeşitli kurumların yer aldığı bu oluşumun içerisinde Manisa Belediyesi maalesef yok. Birkaç belediye personelinin gözaltına alınmasına yönelik açıklamasında hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti. Hukuki süreç devam ediyor. Bildiğim üzere de bugün şu anda hastanede sağlık kontrollerinden geçiriliyormuş. Herhalde ilgili savcılık bugün ve yarın bununla ilgili nihai kararı verebilecek. Biz de bunu bekliyoruz. Şu safhada bir açıklama yapmamız yanlış olur. Bekleyelim görelim. Düşüncemi sormak istiyorsanız ben bu oluşumun içerisinde bu arkadaşlarımızın başta zabıta müdürü yardımcısının olduğu konumunda hiçbir zaman o ön yargıda değilim. Düşünmek dahi istemiyorum ve kendisi bugüne kadar bu arkadaşlarla çalışmalarımızı ilgili müdürlüğümüz, belediyemiz nezdinde yaptık. Bu arkadaşların bu oluşumun içerisinde değil, bu oluşumun içine sokulmak istendiği kanaatini taşıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Eski Başkanı Tamer Akkal da konuyla ilgili yaptığı açıklamada birkaç üye ve delegenin de gözaltına alındığını belirterek şunları söyledi. Birkaç tane Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye ve delege olan arkadaşlarımız da var ama tabii ki bu süre şu anda işliyor başkanım dediği gibi. Olayın ne kadar içindeler ne kadar dışındalar. Bu tip olaylar tabii ki şahısların kendilerine bağlar. Milliyetçi Hareket Partisi'ni asla bağlamaz.